Selamün aleyküm adım Eyüp Fazıl bismillah bugün duvara malzeme atacağız parkeye bir mobilyaya tekli bir koltuğumuz var ona malzeme atamaya çalışacağız grey metal'e kullanacağız e, falloff UW map ve mapscaler Bunların ne olduğunu görmeye çalışacağız. Benim şeyimi aldım. En son açtığımız renderi şuradan açabiliyoruz. Bakın bu Normalde aldığımız render Hatta daha önceki Şekildeydi böyle, ies'leri böyle koymuştum. Sonra ies'lerin biraz numaralarını falan değiştirdim. Yani ies şeylerini şöyle biraz daha böyle yayılımsal yaptım. Bakın gördüğünüz gibi normal hızlı render'da yani hızlı ayarlar renderinde quick settings'ten ondan sonra gördüğünüz gibi buralarda pikmek pigment çıkmakta yani. Şurada gördüğünüz gibi noktasal noktasal noise'lenme var. Ama normalde render ayarlarını kaliteye aldığınız zaman bakın gördüğünüz gibi aynı yere biraz daha kaliteli hatta bakın burada da dakikası da yazıyor. İşte bir dakikada falan almış bu da işte herhalde 5 saniye 6 saniye yakın bir değer bakın kalite ayarlarını arttırdığımız zaman bakın gördüğünüz gibi oradaki piksellenme yani noise noktalama dediğimiz şeylerin azaldığını görüyorsunuz yani buradaki şeylere çok fazla şey yapmayacaksınız böyle hızlı render almalardaki şuradaki noise denmelere çok fazla noktalanmalara bu noktalanma Işıkları koymaya başladığın zaman yani IS'leri koyduğun, normal ışık koyduğun onlar artar. Çünkü onu yapan piş şeylerin e, şunlar e, ışıklardır. GI deniyor. Vray'de bunları. Yani e, bunları şöyle bilesiniz diye açtım. Şimdi perspektifteyim. Perspektifteyken e, şimdi şu duvarlara Bakın şu duvarlara e, kaplayalım duvarları ilk önce. Bunu nasıl yapacağız? Metal editörü açacağız. Metal editörü ya buradan açıyoruz. Metal editörü şu şekilde. Buradan daha önceden göstermiştim. Veya M harfine basıyoruz. Veya bu renderingden metal editöre geçiyorsun. Bakın iki tane metal var. Şunu açtığınız zaman da aslında şunda da basit zaman iki tane metal editörü var. Alttaki yanlışlıkla açarsanız slide olan önemli değil. Şuradan modelse gelip kompa geçebilirsiniz. Slide da aynı aynı işi yapıyor. Aynı şey. Slide daha kolay ama insanlar onları çok tercih etmiyor. Slide tercih etmiyorlar. Kompakt daha hoşlanıyor. Kompa açtık. Eğer sizde böyle 24 tane çıkmıyorsa daha önceden göstermiştim. Bu büyük ihtimal 3 çarpı 2 veya başka bir orandadır. Siz onu 6 çarpı 4 derseniz böyle gelir. Evet. Metal tütörlerimiz 24 tane. Ee, bunlara slot döner her birine. Bu slotlar 24 tane. Ola ki bu slotlar bittiği zaman ne yapacağız? 24 tane mi buraya malzeme kaplayabileceğiz? Hayır. 24 tane değil. Bakın şurada. Bu dediğim gibi bu slotlar doydu. Şurada Utile State herhalde. Şurada Reset Material Editor diyor. Ona bastığınız zaman e, şu anda benim size vray ayarlı olduğu için direkt otomatik Vray Metal'e falan şeklinde geldi. Kontrol Z ile geri alacağım onu. Almıyor. Önemli değil. Bakın e, çünkü e, çünkü Vray Metal'e ayarlı olduğu için direkt bana Vray Metal'e geldi. Yani şurada yaptığımız zaman slotlar sizde buralarda standart vesaire falan yazacaktır yani şöyle bir kapatalım tekrar açalım Evet kontrol seyrede geri almıyor önemli değil şimdi şurada standart vesaire yazıyor bunun bir tanesini açtık herhangi bir tanesini bakın şu şekilde sizde burada standart yazıyordur bu standartı yazdığınız zaman burada bu standartta değil bizimkisi Burada vireye geleceksiniz. Kesinlikle vireyi metaleye çevireceksiniz. Bakın vireyi metal olacak bu. Vireyi Metel'e yaptık. Tamam. Ne demiştik daha önce? Difüz ana rengini belirleniyor. Difüzün yanında bir tane kutucuk var. Şurada gördüğünüz gibi. Bu ise renk vermeyip de herhangi bir map atacağımız zaman map ne demek? Herhangi bir resim atacağımız zaman onun kanalı bu. Bütün zaten Reflect'in yanında da o kutucuk vardır. Glosinus'un yanında da o kutucuk vardır. Ondan sonra refractin yanında da vardır. Gördüğünüz gibi. Yani bize diyor ki istersen diyor renkleri kullanarak atama yap. İstersen o rengin yerine alacak bir map ata. Map ne demekti? Resim demekti. Bunu artık aklımızda tutalım. Yani resim olarak. Şimdi bir daha gösteriyorum şuraya geldik. Sizde burada standart yazıyordu. Standartı açtınız. Hatta ben bazen şöyle yapıyorum. Bunları aramak yerine mesela şuraya. Şimdi gördüğünüz gibi burada sadece virey yok. Standart var vesaire var. Ayrıca şunları resetlediğiniz zaman buradaki hiçbir şeyiniz gitmez. Haberiniz olsun. Şurada siken metal diyor ya. Bakın birazdan anlayacaksınız. Şöyle kapatalım şunları da. Yani buraya malzemeler atadınız bu sonra reset dediniz sadece burayı sıfırlıyor bu attığınız malzemelerdeki şeyleri sıfırlamıyor onlar nerede var burası scan ne tıkladığınız zaman burada zaten daha önce attığınız bütün her şeyler ne olacak orada zaten gözüküyor buradan geldik vüreye geçiyoruz buradan da vürey metele ben bunu böyle de geçiyorum veya şu üstte aramaz yerini ee, Vray-M yazdığınız zaman zaten gördüğünüz Vray-M ile başlayanları dizdi. Buradan da vray metaleyi seçiyorum. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. vray metaleye geldik. Bakın kesinlikle burası. Vray'de iyi bir sonuç elde etmek istiyorsak, çünkü biz Vray kullanıyoruz. Vray-Metal'e olmak zorunda burası. Olmazsa ne olur? Olmazsa istediğiniz sonuçlar elde etmede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani istediğiniz sonuçları göremezsiniz. Spreyi metale yaptık. Difüs kalınlığıydı. Ana rengiydi. Atacağımız malzeme. Şimdi duvara ana rengi. Biz renk atmayacağız. Buraya ne yapacağız? Bir tane map atacağız buraya. Buraya geldik. Tekrar bize geçti. Burada maps açıldı. Bak maps kaşı şey açıldı. Burada bitmap var. Bitmap ne demek? Yani resim atmak için bunlardan birini de kullanabilirsiniz ama iri zamana yazan bunlarda ne olduğunu gösterebiliriz. Buradan bitmap'e geçiyorsunuz resim eklemek istiyorsanız. Bitmap'e tıkladınız. Size böyle bir klasör açılacak. Siz de burada resmi daha önceden nereye koymuşsanız oradan çağıracaksınız. Ben mapsleri buraya topladım. Şimdi duvarla ilgili dediğimiz için bakın duvarın map'si bu. Şöyle bir attım bunu buraya. Bakın zaten gördüğünüz gibi mepin mapin özellikler olan şeye geldi. Yani bakın burada az önce şey yazıyordu. Şöyle yapayım go to parent de bir tane üste geçeyim. Yani normalde material 1 diyor burada. Mesela bu material 1'in ismini de değiştirebilirsiniz. Mesela ne diyelim buna? Ne diyelim? Duvar diyelim. Bu metalin adını duvar koyalım. Bakın duvar. Bakın bu hale duvar Material 2 bilmem ne değişiyor. Duvar olarak değiştirdim. Bakın gördüğünüz gibi difus kalının yanına M harfi geldi. Eğer bunun yanında M harfi varsa bu şu demektir. difüzdeki rengi almayacak yanında atadığın materyal rengini, Map'in rengini, Map'i alacak. Map neyse artık. Bakın, M'ye tıkladım. Böylece Map'in içine özelliklerine girdim. Bakın buraya zaten Map diye bu duvar yazısı gitti. Buradan bir üste çıkmak istiyorsunuz. buradan ne yapacaksınız? Go to Parent'ı kullanacaksınız. Map'e tıkladınız. Go to Parent'ı kullandınız veya buradan ok işareti yaparsanız, bakın zaten ilk açtığınız yere de şuradan da dönebilirsiniz. O size kalmış. Bakın Map'e girerseniz Map'in özelliklerini görürsünüz. Map'i nereden aldınız? Bakın map'i nereden aldınız yazıyor. Bit Buradan da değiştirebilirsiniz. Biz şimdi map'i aldık. Bakın map'i açıyoruz. Şöyle bir beyaza yakın bir şey. Background'unu da açıyorum şöyle. Bekliyorum biraz. Background'unu açtım. Evet. Şöyle beyaza yakın bir renk alan bir map. Yani resim bildiğimiz resim ama kaliteli resim. Normal resimler gibi telefona çektiğimiz resimler gibi değil. Çok kaliteli yani bunlar o resimlerden biri beyaz yakın bir resim attık. Şimdi ne yaptık? Go to parent diyerek bir üste geçtim. Yani klasörler gibi düşünün. Duvar, duvarın bir altında. Bakın bu map klasörü var. diffuse map klasörü var. Onun gibi düşünebiliriz. Bunu bir üstüne çıkmak için ne yapman lazım? Duvar klasörüne tekrar geri döneceksin. Duvar klasörüne döndüm. Ana klasörümüz yani buradaki duvara döndüm. Şimdi bakın bu map'i atamış oldum. Şu anda böyle gözüküyor. Map'i atadıktan sonra Bakın ben size şeyi de göstereceğim. Bu mape bir bump atacağız. Bump ne demek? Yani mesela duvar düşünün. Duvarın üstünde dokular var. Aslında dokular var yani. Sıvalar falan var. Aften ne yapıyor? Üzerinde pıtırıklı pürüzler var. <laughs> Bunu yapmak için bizim buradan ee, şurayı da kapatıyoruz. Maps diye bütün adadığın materyallerin yani mapslerin Mail'e baştan Bütün her şeyle burada sıralıyor. Bakın zaten diffuse kanalına atadığım gözüküyor burada. Geldim buraya. Bump kanalına. Bump'ı birçok yerde kullanacağız. Bump kanalına geldim. Onun yanındaki none'ye tıkladım. Oradan da tekrar bitmap dedim. Daha önce de aşağıdan Bakın duvar bump var. Duvar bump'ı tıkladım. Duvar bump'ı tıkladım. Şöyle yapalım hatta. Şuradan da açayım. O maps, kulüpsör hepsi buraya atamıştım. Bakın. Duvar map'i bu. Böyle bir map beyaza yakın böyle tam beyaz değil. Duvar bump'ı da bakın şöyle gördüğünüz gibi pıtrak pıtrak ne yapacak biliyor musun? Bump ne yapıyor? Buradaki şu pıtrakları, şuradaki beyaz olmayan şu siyah noktaların hepsini sanki bir yükselti gibi, kabarcık gibi görüp oraları duvarın üzerinde pürüzlük oluşturacak. Ee, onun için <laughs> yapıyoruz onu. Bump kanalına girdik. Bump'tan go to parent dedik. Yine oraya girdik. Bakın bump'ı 30 olarak ayarlıyor. Biz bunu 5 yapsak yeter olur diye tahmin ediyorum. Yani 100 üzerinden 30 olarak ayarlıyor. 5 e, bump e, şöyle düşünün. Mobilya'da da e, şimdi çıkan lamlardan bahsetmiyorum. Normalde mobilyadaki kaplamaların üzerine kaplamanın üzerine eliniz dokunduğunuz zaman düz bir yüzey değildir. Bump'lı bir yüzeydir. Yani nasıl? Üzeri desenli, desenin haricinde yukarı doğru kabartmalı şeklindedir. Hafif de olsa 0 1 0 2 0 3 de olsa üzeri doğru kabartmalıdır. Gerçek kaplamalardan bahsediyorum. İşte bump o. Yani bump 1 mm bize bir kabartı sağlamaz. Bump. Bump 0.1, 0.2, 0.3, 0. Yani yarım milim en fazla sağlayacağı bu. Çok fazla değil. Yani. Şimdi bakın metal elemi buraya oluşturmuş oldum. Bakın bumplı yüzey. Hatta şöyle yapalım. Şunu birazcık bumpın ne olduğunu da burada tam anlamıyla şöyle şunu açayım. Bilgisayarımız kurtarırsa inşallah. Bakın şu bump'a geldim. Bump kanına. Şimdi bakın bump'u atmadan önce şuradan bump'u da şuradaki şey tıkını kaldırabilirsiniz. Bump kalktı. Şimdi bump eklediğim zaman biraz bekliyorum hemen şey yapmaz. Şimdi %5 dedim bakın. Normalde 30'a geliyor bu. Bump. Biraz bekliyoruz. Bakın yüzeydeki ben mouse evet yavaş yavaş bakın yaklaşıyoruz. Bakın gördünüz mü? Hatta bunu %100 yapalım. Biraz bekliyoruz hemen. Bakın gördünüz mü? yüzeydeki düzgünlüğü bump ne yapıyor? Yükselti veriyor yani kabartı veriyor. Yani normalde bir 30'a gelir. 30 bile çok fazla bu yüzeye bump. Bump ne demek? Kabartı üzeri. Hemen sonuç elde etmeyin çünkü benim mouse hareket etmiyor. %5 yani yüzlerinden 5. Bunlar normalde yüzde yüzdür yani normalde. Bakın çok az bir şey. Biraz bekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi af bir kabartı veriyor bump. Yaptık mı? Yaptık. Şimdi biz ne yaptık? Kendi materyalimizi şu anda hazırladık. Evet, bakın şuradaki Maps kanalında bütün attığınız materyaller, materyaller attığınız map'ler hepsi burada gözükür. Burada, şurada. Bizim normalde basic parametreyi kullanıyoruz. Bunlar options falan çok şu anda ihtiyacımız yok. ile basic parametreye bakacağız. Basic parametre daha önceden birazını göstermiştik. Bakın şurada zaten difuzun yanında M işareti var. Bu ne demek? Map'in M'si. Buraya bir metal atamışız. E buna reflek da refrak verecek miyiz? Duvarda reflekt olur mu? Yansıma olur mu? Yani olsa bile ne kadar olur? Hiç ben çok fazla da görmedim yani. Bunu öğrencilerimiz duvara map'in atıyor. Bir de giriyor burada Reflect'ini veriyor yani. <laughs> Yansıma yaptırıyor duvara. Duvarda. Duvar ne demek? Duvarda ne dedim? Yerde sehpa var. Koltuk var. Yansıması duvarda oluyor. Hiç gördünüz mü? Reflekte. Evet, şimdi bunu nasıl yapacağız? Geldik buraya. Bakın çok basit. Şöyle sağ çıkarttım kendimi. Şurada duvar var. Duvarı seçtim. Duvarı seçtiğimi modifisine girdiğim zaman zaten şurada yazıyor duvarlar. Hatta şöyle yapalım. Duvarlar neresiymiş? Şu izolasyonu tıklarsak kısa yol sonu. Böylece duvarlar olan nerelere atacağını izolasyonla beraber bakın gösterdi. Buralara komple bunlar atacağız bu duvarlar komple. Evet dedim. Nesnem şu anda atmadım nereden biliyorum çerçevesi yok. Nesnem seçili. Buradaki slot da seçili. Burada geldim selection. Material selection'e tıkladım. Ve şu anda bunu buraya ne yaptı? Attı. İzolasyondan da çıkıyorum. Evet şu anda buraya attı. Fakat şunu biliyoruz ki biz eğer ki burada yaklaşık duvarda bir görüntü almak istersek bunu yaparsak kamerada değiliz dikkat ederseniz ee, bunu yaptığımız zaman biliyorum ki vray kamerayı kullanmadığımız için patlama yapacaktır. Düzgün sonuç elde edemeyeceğiz yani. Bakın render dediğim zaman göreceksiniz ki zaten bakmaya gerek yok. Bakın beyaz bir şey oldu. Çünkü Vray kamerayı kullanmıyoruz. E biz burada devamlı buraya bir kamera mı atacağız? Hayır ona gerek yok. Şunun bir özelliğini kullanacağız. Max'in sunduğu bir özellik bize. Evet. Şimdi zaten buraya atadık. Şunu şöyle bir kaldıralım. Yani kamerayla bakmaya kalksak çok uzak bu görüntü. P'ye basıyorum tekrar. Şöyle yakınlaşıp şuradan sonuçları şuradan şöyle yakından görmek istiyorum dediniz. Ondan sonra nasıl yapacağız? Bakın şöyle bir yöntem var. Vray kamerayı e, perspektife çağırabiliyoruz. Yani bir yöntemi var. Buradan renderikten exposure kontrolü tıklarız. Environment tıklarız. Aynı yer açıyordur. Biz exposure kontrolü tıklıyoruz. Tıkladık buraya. Önümüze şöyle bir panel geldi. Şurada Gördüğünüz gibi environmente bir tane map atıldı. Bu map ne biliyor musunuz? Hani biz daylight sistemiyle Vray'i sana eklemiştik ya. Bakın onun map'in otomatik buraya atıyor. Normalde arka plan siyahtır, bizim arka plan siyah değil. Bakın buradan görüyorsunuz. Buradan geldik. Exposure kontrole Benim gözlerde sıkıntı var diyor Buradan geldik. Burada vray. Biraz şöyle yakınlaşayım, gözüyü de silim. Bugün yine gözlerim çok öyle ufak yazıları çok net bir şekilde göremiyorum. Evet. Buradan üre exposure kontrolü seçtik. Seçtikten sonra bize burada özellik veriyor. Bakın şuradan. Şurada şu normalde nedir? No exposure kontrol. Bu ne demektir? Patlama yapar. Biz dedik ki üreğin exposure kontrolünü istiyoruz. Evet. Buradan istiyoruz. Yetmiyor. Şuraya geliyoruz. Burada kendi ayarlarımızda yapabiliriz ama biz onun değil. Biz kameramızdan almasını istediğimiz için diyoruz ki from Vray kamera diyoruz burayı seçiyoruz. Sonra buradaki nanı tıklıyoruz. Gelip buradan şuradaki listelemeyi seçiyoruz. Zaten burada bize bakın kameralar geldi. Bir tane kameramız var. Kameramızı seçtik. Pick dedik. Bakın kamerayı buraya getirdi. Bu ne demek? Şu anda perspektif ekranda nereye dönersek dönelim. Vray bir kamerasındaki ayarları önümüze getirecek. Yani burada sanki Vray bir kamerayı buraya tutmuşuz gibi bize o özelliği sunacak. Neyle yaptık bunu? Yani bir daha gösteriyorum ki ya şeyi alıp bir daha döndürmeyin buraya geldik. Exposure kontrolü açtık. Açmışken şu background yazan yeri de göstermiş oldum. Normalde siyahtır şeyin arkası. Yani ana ekran siyahtır yani. Background'un fakat biz burada Daylight'a beraber vray sana eklerken demişti ya Sky'ı da mi diye Vray Sky'ı. Bakın Vray Sky'ı buraya ekliyor aynı zamanda. Exposure kontrol dedik. Vray Exposure Control dedik. Ve burada da ne yaptık? From Vray kamerayı seçtik. Biz kameradan almasını istiyoruz. Hangi kamerada? Burada işte kameramız yazıyor. 2 numaralı kamera, 3-4 tane kamera olsaydı istediğimizi seçerdik. Şu anda patlama yapacak mı? Hayır. Patlama yapmayacak şu anda. Çünkü ne dedik biz burada? Dedik ki burada Vray 1'in exposure kontrolünü yani aynı özellikle buraya getir. Bakın gördüğünüz gibi patlama yapmadı. Şu anda böylece ne yapmış oldum? Bakın buradaki noizlenmelere bakmayın. Buradaki noizlenmeler kaliteli bir şey yaptığımız için böyle. Hatta sizin için bayağı uzun sürecek onu şey yapayım. Şuradan settings'e gireyim. Şöyle kaliteli bir şey yapayım. 3 dakika falan sürüyor tahminen buraya geldim prezitte şu 23'ü seçtim 24'ü seçtim. Tam böyle bir render al dedim. Bu yaklaşık 3 dakika falan sürecek. Ben burada kameranın eee Şunu bir kapatayım şöyle ilk önce. Şurayı da kapatmak lazım render yapmak için. Kasmaya başladı bilgisayarı. Dur bakalım iptali ne kadar sürecek. Şöyle yapacaktım da. Şimdi durdururum Birazdan bir daha açacağım. Evet bir daha açtım. Şuradan yakından alacaktım ama çok uzun sürüyor kaliteli şey almak benim bilgisayarda bile ondan dolayı çok şey yapmadım şöyle yakından kalitesiz bir tane alalım patlama yaptı şey iptal mi ettik. Evet, biz burayı iptal etmişiz. Buradan pik diyeceğiz, bunu buraya alacağız. Evet şu kamerayı bir daha durdurun bir daha bir deneyin bakalım. Evet şu duvarın şu kısmını şuraları iptal ettim. Bakın 59 saniye sürdü. Şu kısmına bakarsanız duvarımız bu şekilde gözükecek. Hafif böyle biraz kaliteyi arttırdım. Ondan sonra bakın şöyle şu renkte falan gözükecek. Evet burayı kapatıyorum. Ayrıca de şu settings'te şuradan herhangi bir şey çağırdığımız zaman şöyle bir ayar falan çağırdığımız zaman şu exposure control bakın yeni bir ayarda çağırdık. Çünkü burada komple burayı değiştirdim. şurada common ayarlarını falan da değiştiriyor. Onu çağırdığımız zaman tekrar renderingde exposure control sıfırlanıyor bakın gördüğünüz gibi. Evet şimdi ona ihtiyacımız yok. Şimdi burada duvarımızı atadık. Tekrar kameranın k'si, perspektifin p'sini bastım. Ee, şimdi neyi ayarlamamız lazım? Bakın duvarları seçtik. Duvarları duvarımıza atadık. Duvarımızın üzerine e, bu e, şeylerin, bantların ayarını yapmamız lazım. Daha da iyi olması için. Ee, tekrar en son o yaptığımız materyali açıyorum. Duvar dedim. Ondan sonra burada MEP'e gittik. Evet. Yaklaşık 5 verdik. Burada duvarı seçtim. modifisine ediyorum. Duvarlardayız. Burada e, nasıl ki bunun ayarını yapmak için iki tane de var. U ve W map var. Bir de map scaler var. Burada map scaler uygulayacağım. Duvarların üzerine bakın detay bapın üzerine ne atacağım? Map scaler'ı da atacağım. Böylece ne yapacağım? O tomurcukları bakın map scaler map scaler adım zaman burada skalası var. Skalası bu tomurcukları ne yapıyor? Büyütüp küçültüyor. Ben onu yaklaşık 470 diyeceğim. Enterlayacağım Böylece buradaki tomurcuklanma daha da güzel bir şey olacak. Yani tomurcukların arasındaki mesafeyi açıyorum, büyütüyorum. Bu Maps Color onu ayarlamış oluyorum. Onda yaklaşık 470 yazdım. Ondan sonra o daha da güzel yapacaktır. Şimdi gelelim. Bakın Maps Color'ı U ve W hep kullanacağız. Şimdi gelelim parkemize. Evet. Şöyle tıkladım. Parke alacağımız yer burası. Zaten zemin diye de yazıyor. Onu da ilk önce bir ne yapıyoruz? Her zamanki yaptığımız gibi izolasyon yapıyoruz. Bakın parkeyi sadece parkeyi getirdik. Önümüze izolasyonu yaptık. M'ye basıp metal editörü açıyorum. İkincisine geliyoruz. Ben az önce ayarladım. şey Frey MTL'ye çevirdi bunları. Farkı sizin gibi standartsa burayı ne yapacaksınız? Tıklayıp Frey MTL e yapacaksınız. Frey MTL e yaptıktan sonra difus kanalına geldik ve parkemizi atan resmini bitmap ne yapacağız? Yapacağız. Geldik. Burada daha önceden hazırladığım zemin var. Bakın zemin. Zemini attım. go to parent dedim bir üste geldim bakın şöyle tıkladım bakın zemin attı background onu da açıyorum şöyle gözüksün bana diye ondan sonra buna da tabi ki bump uygulayacak mıyız park olduğu için uygulayacağız şuna şöyle göstereyim şurada bakın bu zemin bu Bakın gördüğünüz gibi bir parke şu şekilde normal bildiğimiz parke. Bir de bunun aynısının siyah beyazını yapıyoruz. Bakın aynısının çok zor bir şey değil. Birçok programlar var. Program kullanmıyorsunuz. Mesela bu parkeyi buldunuz. Ben size ilerleyen zamanlarda nasıl bulacağınızı göstereceğim. Bunu siyah -beyazı nasıl çevireceksiniz. Siteler var, internet siteleri. Orada mesela herhangi bir resmi şey siyah beyazı çevirdiğiniz zaman çeviriyor renkli resmi. Bakın bu aynı resmin siyah beyazı. Niye siyah beyaz olduğunu birazdan daha net anlayacaksınız. Siyah beyazını yaptığımız renkli resmin Buraya geldik. E, bu sefer difüz kanalına bakın hangi metal ile atadığımız zaten burada yazıyor. Yazıyor zemin jüpek. Go to parent'te bir üstte geçtik. Şimdi e, parke bump uygulayacağız. Evet uygulayacağız. Peki reflek uygulayacak mıyız? Yansıma tabii ki uygulayacağız. Reflekte bakın buradan da verebilirsiniz. Ama ben onun yerine o siyah beyazı vereceğim reflekte burada. Benim yerime bakın benim yerime tıkladım bitmap bitmap'ten sonra zemin reflekte aldım ve onu da map olarak atadım. Bakın burada bunu kopyaladım, üzerine tıklayıp kopyaladım dedim. Sonra şunun glossiness'i var ya, glossiness'ini de uygulayacağım. Yani reflek ne yapıyor? Yansıma özdür. Yansımanın da ondan sonra netliğini bu ayarlıyordu yani. Yansımanın işte mat, yarı mat vesaire. Onu da boyarlıyordu. Onu da geldim. paste dedim. Buraya yapıştırdım. Hatta şu anda hala havuzada. Geldim buraya. Maps kalanına geldim. Bakın zaten burada mapler zaten gözüküyor gördüğünüzde. bampa geldim. Yani hafiften çok hafifte olsa bir tane şey olacak mı? Evet olacak. Geldim buraya. Sağ tıkladım. Buraya da yapıştırdım. 30 oranında bump çok fazla bunu 3 falan yapalım. Yeter. Ondan sonra bakın burada zaten gözüküyor. Şimdi şuraya gelelim. Niye ben reflekte bakın bu resmin siyah beyazını reflekte uyguladım. Bakın reflek ne yapıyordu hatırlarsanız? Bakın burada reflek ne yapıyordu? reflek siyahtan hiçbir şey yapmazdı. Beyaza çektikçe yansımayı arttırıyordu değil mi? Niye siyah beyaz burada kullandıklarını şimdi daha rahat anlaşılmaya başladı? Çünkü bakın bunu siyah beyazında gördüğün gibi reflekti benim yerime verecek. Beyaz olan yerleri yansımayı tam aldırtacak. Şurada bakın şuraya bakın. Grims yerleri çok daha siyah olan yerleri yansımaya aldırtmayacak. Ve böylece siyah olan, koyu olan yerlemeler yansımaya hiç almayacak. Ya da griye yakın olan yerler şöyle yansıma azalacak. Beyaz olan yakalar benim yerime bu map ayarlayacak. Reflekti. Bakın çok yöntem var. Böyle de yapabilirsiniz. Veya reflekti iptal edip şunu kaybedip reflekte de ayarlayabilirsiniz. Ben bu böyle yapmayı daha çok tercih ediyorum. Şimdi bakın ayarlarımızı yaptık. Aldık bunu sürükleyip bunun üzerine bıraktım. Gözükmedi. Gözükmeme sürenim değil. Şurada ne vardı? Şurada show şadet var. Tıkladığım zaman bakın gösterecek. Şu anda bakın gördüğünüz gibi. Evet. Ya bunun pekala şeylerini, büyüklüklerini, şu hanelerin büyüklerin küçüklüğünü nasıl ayarlayacağız? Daha önce söylemiştim. Maps Color'la Şurada bakalım eksik bir şey attığımız var mı kanallarda? Şurada Maps'te bakalım. Maps'te tamam difuz atmışız. Reflek'te Reflect sonrasını da atmışız ve buraya da bump geldik. Bump'ı da 3-5 çok uygundur. Tamam bunu da attık. Bakın onları ne alacaktık? Ya Maps kalırla yapıyorduk ya da UVW Map W Map'le. U W Map'le yapıyoruz. Şu U Map. Bu Map'i aldım. Bakın bunun yönünü şöyle bu tarafa çevirmek istiyorum. Onda nasıl yapacağım? Birazdan göreceksiniz. İlk önce şuradaki şunu açtım. Çevirmeyi de açtım. Bakın UVW Map'e geldik. Şuna bastığınız zaman gizmosu var. Bakın burada gizmoyu tıkladım. Gizmoyu tıklamazsanız e, yani buradan çevirme yapmazsanız planın üzerine çevirme yaparsanız planayı çevirir. Biz atladığımız Maps'i çevirmek istiyoruz. Bakın 90 dereceye yakın çevireceğim 85 90 şu anda 95 yaptık 90 çevirdim bıraktım bunu da kapattım Evet bakın şu anda ne yaptık map'i çevirdik şimdi şu map'lerin arasındaki Bakın şu mesafeleri nasıl ayarlayacağız ee, bu da olacak Çünkü biz bu planır yani 3 boyutlu olmuş olsaydı bunu 3 boyutluya çevirecektik Box değil bakın bu arada da kalınlıksız bir nesne şu. Onun için planner yaptık. Ee, buraya geldik. Şu aralarındaki mesafeyi neden ayarlayacağız? Bakın. Şurada x yani length with height var. Height niye yok burada? Çünkü planımızın kalınlığı yok. Ondan dolayı height yok. Bakın şuraları ayarlamaya başlayınca gördünüz mü? Bakın. Genişliği arttırıyorum. Burada da boy yönünde arttırma yapıyorum. Gördünüz mü? Evet. Burada diyelim ki lenki 750 civarı yaptık. Bakın. Viti de diyelim ki 977. Evet. Şimdi buradayken Evet. Şimdi şunu şöyle kapatalım. Bakın böyleyken daha yerindeyken yapmak daha iyi olur. Bakın şöyle oynuyorsunuz. Buradan görerek oynayabiliyorsunuz. Şunu da şöyle oynayabilirsiniz. Şöyle bakalım. Şöyle bakın buradan gözüküyor. Şuradan. Şuradan şöyle yerindeyken yapmak daha böyle şey olur. Evet, böyleyken fena değil gibi duruyor. Bakalım şeyde bir bakalım. Kameraya geçelim. Nijibodan da çıkalım. Bakın burada planı seçtim. Box'ı seçmeyin. Çünkü box seçerseniz bu plane olduğu için box olmadığı için böyle olması daha iyi. Hatta şunu biraz fazla mı yaptık diye bakıyorum. Şöyle biraz genişliğini şey yapıyorum. Evet. Kameraya geçtim. Kameraya geçtim nasıl gözüktüğünü görmek için şöyle bir en düşük ara ayarlarda şöyle bir render alacağım. Evet. Buradaki pikselenmeye çok şey yapmayın. Bakıyorum şöyle. Evet. Şuradan daha net gözükür. Evet. Fena değil. Şeyi Evet, parkemizi de yere döşemiş olduk. Bakın, açmak isterseniz, size kalmış. Şöyle genişliğini ya da yüksekliğini ne yapabilirsiniz? Açabilirsiniz. Evet. O size kalmış. Onu artık siz yavaş yavaş yapacaksınız. Ayarlayacaksınız. Ben şöyle bir ayarları Bakın bu da yönlerini buradan değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın, yönlerini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Evet. Bu fena değil. Güzel. Evet, parkemizde 60 olduk. Şimdi gelelim şuradaki perspektife P'ye basıyorum mobilyaya. Mobilyanın şeyini atmaya. Şuradaki böyle komodin türü. Ondan sonra mobilyamızın materyalini atmaya. Boş bir slot bakın slotları attığımız şuradan belli oluyor. Şöyle boş bir slota geldim. Burayı size standarttır. Burayı Vray e çeviriyorsunuz. Ee, i̇smini değiştirip değiştirmemek size kalmış. Şuralardaki isimlerini yaptık. Diffuse kanına geldik. Diffuse'u tıkladık. Buradan bitmap dedik. Geldik buraya. Bakın hem renklisi var hem siyah beyazı var. Bakın gördünüz mü? Ve yüksek çözünürlükte bunların çoğu gördüğünüz gibi. Yüksek çözünürlükte olması tabi kaliteli olacağını gösteriyor. Evet. Map'imizi attık. Go to printte bir üste geçtik. Diffus kanalına geçtik. Tabii ki bunda reflekti de var. Bunda ondan sonra. bunda bump uygulamak istemiyorum reflektine geçiyorum burada reflekti tıkladım bitmap'i geldim bunu da aynı şeyin siyah beyazını atadım go to parent'e bir üste geldim copy dedim glossiness'i de isterseniz buradan siz de ayarlayabilirsiniz fakat ben glossiness'i burada yine bu map'in ayarlamasını istiyorum benim yerime. Veya şöyle yapalım. Bu sefer farklı yöntemler uygulayalım. Bunu buradan silmek isterseniz ne yapacaksınız? Clear diyeceksiniz. Bakın şöyle açalım şunu şöyle. Bir görelim şurada ne gözüküyor. Background'u da açalım. Şey çalıştığı için. Evet benim yerime reflekte bu uyguluyor Glossiness'i de 0.85 yapalım biraz yani mattığını veriyoruz bakın mattlığını ayarladım biraz evet fena değil gibi e, Bump vermek isterseniz bump da verebilirsiniz ben ben da bump uygulamak istemiyorum. O size kalmış. Yani bump'ı nasıl uyguluyordunuz? Buradaki maps klasörüne geliyordunuz. Buradaki bump'ı buluyordunuz. Buraya da o siyah beyazı yerleştirerek ne yapıyorsunuz? Buna da bump uygulamış oluyordunuz. Buna bump uygulamak istemiyorum. Reflekti benim yerime hatta şöyle de yapabiliriz. Bilerek şunu şöyle yapacağım. Farklı farklı yöntemler var onu da görmeniz için yoksa bakın bunu reflekti geliyorum. Şöyle şuraya Beyaza yakın yapıyorum. Yani yansıma oldukça kuvvetli olmuş oluyor. E, az önce dediğim için burada M harfi varsa buradaki difüzdeki yani rengi kullanamazsın demiştim. Burada M harfi var demek ki bu reflek iptal. Mi? Evet, şu anda iptal. Ama ben şunu yapacağım. Reflekle bu atadığım mapi karıştırmak istiyorum reflek kısmında. Onu nasıl yapacağım? Bakın, maps klasörüne geldim. Burada reflekte geldim. Bakın burada yüzde yazıyor. Yani şu tık olduğu zaman ne demek? Bu map yüzde uygulansın. Ama ben bunu getirip şöyle yaparsam, buna 30 dersem, bunu ne yapacak? Bakın şurası reflect, Yani yüzde 30 renk koyduğumuz yer. Şurada map. Şuna tıkını kaldırırsam map'i kapatır, yüzde 30'u bunu uygular. %30 burası %70 böyle uygulanmış gibi düşünün. Şunu kapatırsam şu anda Map'i kapattım. Map'i açtım. %30 Benim Reflect verdim, rengi uygulasın. %70'i de e, Nereden alsın dedim. Map'ten alsın Reflect'ini. Evet Böyle bir Yöntem de gösterelim. Yani tek yöntem yok. İstediğiniz yapabilirsiniz. Bakın şu anda böyle yaptım. Şu anda ne yaptım? Bakın burada Şurada şunu yaptım. Yine gösteriyorum. Reflect'i geldim. Beyaza yakın bir şey çektim. Yani bu çok fazla yansıma yapar. Ee, zaten Glossiness ile 0.85 yaparak bu şeyi bozdum gördüğünüz gibi. Evet böyle bir şey yaptım. Bir de böyle bir deneme yapalım. Geldim buraya. Bakın şunu aldım. Getirdim. Map'in üzerine attım. Dedim ki bana şuradan göster. Yakınlaşıyorum. Bakın gördüğünüz gibi çok parlak çıkmadı. Sebebi ne? Çünkü oran kurdum. Yaklaşık bir şey yaptım. Yani tek yöntem yok istediğiniz yöntemlerle yapabilirsiniz şimdi buna ne uygulayacağız buna yani şu hanelerin şeyini yapmak için map bakın uvw map'i uvw map'i kesinlikle yani mobilya'da uvw map kullanacak e, mapscaler'da kullanmak isterseniz kullanırsınız e, uvw map'i kullandığım zaman bakın şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz bu bir box box olduğu için burada plana yani kalmaksız bir mesle değil. İlk önce geliyoruz burada. Box'ı seçtik. Box'ı seçtikten sonra şunların yönleri var. Bakın yatay olmasını istiyorsanız buranın gizmosuyla da bunu yapabilirsiniz. Ama bunu yaptığınız zaman üst taraf da değişmiş olacak. Ben onun yerine şunu yapacağım. Buraya geleceğim. Burada bu gizmonun yaptığı şeyi şurada hizalama alik net tuşları var. Y'ye basacağım. Bakacağım. X'e bakacağım. Evet. X mesela şöyle istiyordum. X benim şu anda istediğim yaptı. X'e çevirdi yani. Burada Gizmo ile de çevirebilirsiniz şurada. Burada Alignet ile de Alignet yani hizalama ile de ne yapabilirsiniz? Çevirebilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdi gelelim şuradaki şey ayarlarına. Burada bakın şunu kullanarak yaparsınız ama ben onu daha ziyade burada şuradaki yazıları kullanıyorum. Bakın şuraları gördüğünüz gibi Length yönünde bakın büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlıyor. Şu Width yönünde bakın gördüğünüz gibi ee, Bu Height'i de yüksekliği Bakın Yükseklik şu tarafa ilgilendiriyor Box'ta Şimdi Şöyle bir şey Yapmaya çalış bir ayar yapacağız yani şurada Şurada Şunu Daha önceden ben deneme yaptığım için yaklaşık bir değerlerimi buldum ben ee, Biraz Uygulama yaparak bu videoyu çekmeden önce şimdi bunlar siz böyle denemeleri yaparak yapacaksınız. Yüksekliği de yaklaşık, burası şu anda burada bu önemli değil ama burada yapalım. Şu anda bakın şu yüzeyi yaptım, istediğim yaklaşık bir değeri getirdim. Bunu nasıl yapacaksınız? Bakın şuralarla oynayarak. İşte birisi hanelerin yüksekliğini, birisi derinliğini ayarlıyor. Evet, bu tarafı böyle yapmış olduk. Yani buradan bakılan tarafı. Şu üste geldiğimiz zaman ise üste gördüğünüz gibi ters duruyor yani. Yani bunu da ne istiyoruz? Şu şekilde yatay durmasını istiyoruz. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bakın bunu yaptıktan sonra sağ tıklayıp bunu içine gömebilirsiniz. Yani ConvertDot bu poly yapabilirsiniz. Şunu kapatıyorum. Veya bu böyle kalsın, üstündekini de yapım diyorsanız şöyle yapacaksınız. Bunu hemen geleceksiniz. Bakın zaten burada bir UVWM beklemiştik. Burada başka bir şey göstermek için söylüyorum. E harfine bastım. Buraya bir edit mesh atıyorum. Edit mesh. Üstü ayarlamak istiyorum. Sonra poligona geliyorum. Bakın. Poligonları Ctrl ile beraber bu poligonları seçiyorum. Bakın. Poligonları yani üstü oluşturan poligonları seçiyorum. E, bu sefer poligondan yapmak istiyorum. Bakın seçtim. Eğer bu poligonların gözükmesini istemiyorsanız ya ben burada poligonları poligona tıkladığım zaman bakın şeyler gözüküyor. F2 tuşuna basarsanız poligonu seçmiş olursunuz ve poligonları oradan görüntüsünü kaldır ama poligonlardayız şu anda. Bu poligonlardayken hemen buna tekrar bakın şu anda poligon modundayız. Tekrar buna U UV map'i uygulayacağız. Evet. Çünkü neden? Aşağıda U map uygulamıştık. Bu ikisinin birbirine karışmaması için ne yaptık? Poligonlardan Edit Mesh'ten istifade ettik. U ve map tekrar bunun üzerine gömdüm. Bakın bu sefer burada dikkat etmeye gereken şu planer olacak bu. Çünkü sadece üst yüzeyde hareket edeceğiz biz. Altı etkilemesini istemiyoruz. Ee, burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yani çok basit. Şimdi buradan da yavaş yavaş ayarlamayı yapacağız. Zaten şu anda istediğimiz yönde bizim. Şu anda yani alignetini e, bakın değiştirdiğiniz zaman gördüğünüz gibi değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Gördünüz mü? Evet. Şunu da olur, şu da olur. Siz hangisini tercih etmek istiyorsanız onu tercih edersiniz. Yani zaten burada plan olduğu için bir yatay bir dikey çevirecek yani. Ondan sonra buraya geldik. Buradan da şeyine şu şekilde bakın Bakın şu şekilde Z'de demek ki bunun etkisi. Evet bu şekilde. Bu ne yapacak? Yapacak. Şu tahminen şöyle bir değer verdim. Bunları deneyerek bulacaksınız. Bak. Şöyle bir şey. Gayet hoşuma gitti. Şu. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunların bozulmasını istemiyorsanız şunu yapacaksınız. Bu nesnenin üzerindeyken yani sağa tıklayacaksınız. Hemen bu UVW mapleri Add Table Poly diyerek gömeceksiniz. Yani bunu buraya sabitleyeceksiniz. Sabitlemezseniz ne olur? İlerleyen zamanlarda dokunun zaman buradaki bu görüntü ne olacaktır? Bozulacaktır. Materyali açıyorum. Bakalım materyalde bir eksikliğimiz var mı? Ya bakın bunu burada e, reflekti bunu kaldırarak reflekt vererek de yapabilirdim ama birçok değişik varyasyonla yapıyorum ki yani burada sadece şunu bilin ki burada sadece tek bir yöntem yok yani ben yaptım benimki sen doğru diye bir şey yok istediğiniz yöntemlerle ne yapabilirsiniz ben farklı farklı yöntemler göstererek böylece ne yapıyorum tek bir sistemle yapılmadığını işte farklı farklı sistemlerle yapıldığını göresiniz diye Şimdi gelelim koltuğumuza. Bakın bunu da yaptık. Hatta şöyle şunu kapatalım. Kameraya geçelim. Ufak bir görüntü alalım kameradan. İşte nasıl gözüküyor? İnteriyora tıkladım. En düşük seviyelerde bakın burada kalitesi çıkmasının bir önemi yok. Evet. Bakın şuralardaki şurada belki göremezsiniz ama bakın şuradaki haneleri Bakın yaklaşınca bu hanelerin şu mesafeleri rahatlıkla görebiliyorsunuz Evet burada da Mobilyamız var Desenleri şu anda kalitesiz yaptığımız için gö gözükmüyor Fakat şu yaptığımızı Şöyle bir Kaydedelim Evet Tekrar metal ile editörü açalım M'ye basıyorum Boş bir slot'a geliyorum Benimki nevraya metale yazdığına bakmayın siz bunu tekrar tıklayıp Vray e çevireceksiniz. Bu tamamen bu sağ taraf Vray Metal olacak. Şimdi gelelim Perspective P'ye basalım. Geçelim. Şu iki tane tekli koltuk var. İlk önce bunu seçiyorum. CTRL ile diğerini de seçiyorum. İkisini izolasyon et diyorum. Yani önüme getirsin. Bu ikisini yapmak istiyoruz. Bunların kumaşlarını yani bunları atamaya. Boş bir slot'a gelmiştim zaten. İlk önce ahşaplarını atacağım bunun. Diffuse kanalında renk değil de benim istediğim bir e, map'in olmasını istiyorum. Onu istediğim için bakın kumaşlarım da hazır. Ondan sonra tekli koltuğun map'i burada. Bakın tekli koltuğun map'i burada. Atadım tekli koltuğun map'ine şuradan bakalım. Bakın şu map'i. Ve bunun aynısını siyah beyazı da burada. Kumaşlarımız da burada. Tekli koltukta bakın farklı bir yöntem olsun diye şu kumaşı ve şu kumaşı her iki kumaşı karıştırarak böyle bir renk elde edeceğim. Kumaş ve bunun bumpı da burada. Şu zaten bump olmuş oluyor. Siyah beyazı reflekt olmuş oluyor. Zaten onu şey yaptınız. Evet. Şöyle Evet. Bu sefer bunun e, reflektini fark e, şey yapalım. E, şuradan verelim. Bakın buradan verelim. Yani bir siyah beyazın hatta burada kullanmayalım. Şöyle bir yaklaşık şöyle bir Biraz oh bekliyorum. Oh Bilgisayarımız kasmaya başladı hafiften. Evet şöyle bir 70'lere yakın bakın value değeri 70'lere yakın bir reflekt uyguladım. Yani çok şey değil. Bu reflekti okey'e okay basmadık herhalde. Bastık mı? Evet. Okey'e okay reflekti çok az uyguladık. Gördüğünüz gibi neredeyse siyah gibi. Gördüğünüz gibi Gliosun üstünde nokta 8 yazıyorum. Yani bir tam uyguluyordu. Biraz bulanıklaştırsın yani. Netliğini ne yapsın? Bulanıklaştırsın. 0.8 yapsın istedim. Bump atacak mıyız? Evet. Buna da bump atacağız. Bakın farklı farklı uygulamalar yapıyorum ki tek bir tane şeyle yapmak zorunda değilsiniz. Maps'e geldim. Bump kanalına geldim. Bump kanalına. Bakın şurası. Bump kanalına tıkladım. Buradan bitmap diyorum. Burada da teknik koltuğun bakın şurada teknik koltuğun gördüğün gibi neyi var? Bampı var. O resmin siyah beyazı. Tabi burada 30 değeri yani yüzlerinden 30 değeri bu bampa buna çok fazla olacaktır. Onun için bunun değerini mobilyalarda genelde işte 5, 6, 7, 10 çok nadir uygulanır bump. Yani kullanmak istediğiniz 5 bump kullanıyorum bakın nasıl gözüküyor diye şöyle bir açıyorum. Biraz bekliyorum. Bakın bu şekilde şu anda bu kullanılıyor. Evet şu anda ne yapmış olduk? Şu anda şeyimizi yapmış olduk. Geldik buna. Bunu atacağız bu materyali. Bakın buna tıkladığınız zaman bu tek bir element modifisine girdiğimiz zaman bakın tek bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani ne yapmış adam? Bunu 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 ayrı ayrı element olarak yapmış. Sonra bunları convert etmiş. Poly'e çevirmiş. Bunun bir yöntemi var. İlk önce biz şöyle gördüğünüz gibi ahşapları tek tek seçmemiz gerekecek. Ama ahşapların sayısı çok. Ama koltukların oturduğun, yaslandığın ve şeyi 3 tane. Burada elementi seçiyorum. Poligon da Elementi seçtim. Bakın bu elementi seçtim. CT ile bu seçtim. Bu elementi seçtim. Bu üçünün haricinde geri kalanların hepsi ahşap. Evet. Pekala ahşaba nasıl ulaşacağım? Çok basit. Bak bu üçünü seçtim. Edit'e geldim. Edit'te Şurada Select Invert var. Invert tersine çevir demek. Select Invert dediğim zaman bu 3 hariç geri kalan bütün nesneleri seçer. Bütün nesneleri seçti seçti. Benim metallerim hazır mı? hazır. Geldim buradan buraya sürüklemek zorunda değilim. Geldim buraya Selection'ı tıklayarak. Ne yaptım? Bunu buraya atamış oldum. Evet şu anda bunu buraya atamış oldum. Şöyle çıktım. Ee, tabii bunu da buradan... Göster demek lazım. Evet gösterdim. Sadece neyi kaldı? Şu desen arasındaki tonları ayarlamaya kaldı. Yani nedir? İşte desenlerin arasındaki farklar. Şu bile fena değil. Gayet güzel gözüküyor. Ama biz yine de burada U ve map'i görmek için açısından, bakın elementteyiz hali U ve W map'i görmek için ne yapacağız? Buraya. UVW mapi ekleyeceğiz. Yoksa eklemesek de olur mu? Gayet güzel duruyor. Hoş duruyor. Hoşuma gitti. Ee, UVW mapi ekledim. Hatta şöyle yapalım. Buna farklı bir şey yapalım. Buradayken buna normalde Maps Color da eklenebiliyor. Yani durum şeyine göre istediğinizi ekleyebilirsiniz. Map Color'ı Evet bekliyoruz biraz. Şöyle bir silelim. Yanlış şey ekledik herhalde. Şöyle elemente geçelim. Hatta şu anda Gördüğünüz gibi bunun üzerinde olduğu için sadece buna ne ekleyecek buna? Eee... Map kalır geliyoruz. uvw Map de ekleyebiliriz. Benim gözlerde sıkıntı var. Herhalde yaklaşıyorum. Map kalır burada. Evet. şurada benti de eklemiş. Şu aradaki benti ve şunu sileceğim ben. Aradakini. Şunu da sileceğim. Bu arada eklemişiz. Evet. Maps Color geldi. Maps Color geldikten sonra Scala diye var. Maps Color'da şey yok. Eee yani X, Y vesaire koordinat sistemi o şekilde değil. Maps sadece buradaki görüntüyü beğendiysen Maps sadece şunların arasındaki mesafe açmak için skalası var. Onda ne diyelim? de bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bekliyoruz biraz. Evet şu anda evet şu anda etkiledi. Bakıyorum fena değil. Güzel. Yani Maps Scalar'da desen yönünü değiştirmekten ziyade sadece oranı yapmak için yaptığın şeyler var genel itibariyle. Evet 170 fena değil bakıyorum. Gayet güzel gözüküyor. Evet bunu buna yaptıktan sonra şunu yapıyorum. Çünkü ee, burada şu şeyleri de yapacağım. Hemen bunu ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum. Convert ediyorum. Bunu buraya ne yapıyorum? Sabitleyip gömmüş oluyorum. Evet. Şimdi gelelim yan slota. Kumaşını hazırlayacağız. Vray metaleyi buraya yine çeviriyorsunuz. Çünkü ben çevirmiyorum. Çünkü benim de Direkt otomatik geldi. Buraya gelip buradan Vray MTL'yi seçiyorsunuz. Vray seçtik. Buradan difüz kanalına geldik. Tabii ki bir map yapacağız. Ama ben size ne demiştim? Demişim ki iki tane ne kadar zaman olmuş? Bayağı uzun zaman. İki tane map yapacağım bunu dedim. Şu iki map'i karıştırmış olacağım. Bu difüz kanalında tek rengi karıştırıyor. Bu difüz kanalındaki bir özellik var. Burada normalde bitmap ile gidiyorduk. Tamam. Biz yine bir özellik kullanacağız. Bitmap'in altında burada hemen altında açtığınız zaman falloff var. Falloff. Falloff'u tıkladım. Bakın. Bana iki tane rengi ve iki tane map'i karıştırmama öncelik veriyor. Bakın bir üst tarafa geçin zaman bakın buraya map attım ama falloff attım. Falloff map'ini attım. Yani falloff. Falloff ne yapıyordu bize? Bunu da öğrenelim aynı zamanda iki tane rengi ve iki tane map'i karıştırmamızı sağlıyor. Hemen şunun yanındaki nana tıkladım. Buradan bitmap dedim. Şu anda ben neydi? İki tane renkim olacaktı. Şu gördüğünüz gibi şu iki renk. Bir bu renk. Bakın. Bir de bu renk. İki tane rengim var. Şöyle açarsanız görürsünüz. Bakın. Şu ilk rengimi ekledim. Bakın geldi ekledi. Go to print de bir üste geldi. Eklediğini görüyorsunuz. İkinci rengime geliyorum. Oradan yine bitmap diyorum. Resimleri seçmek için yine bitmap kullanıyoruz. Bakın ikinci rengimi de seçiyorum. Bir üste geliyorum. Gördüğünüz gibi iki tane rengi. Bakın şöyle açalım. Bekleyelim. Background'un da arkasını açalım. Nasıl gözüktüğüne bakalım. Evet iki rengi de atamış olduk. Tabii ki buna bump uygulayacak mıyız? Tabii ki uygulayacağız buna bump. Go to parentle bir üste geliyorum. Ondan sonra Maps klas Maps'e gidiyorum. Yani Maps klasörü diyorum ben buna. Maps'e gidiyorum. Buradan Bump'a geliyorum. Bump'ın da bu ikinin karışımı olan siyah beyaz olan resmi seçiyorum. Bump kanalında için. Bakın bu ikisinin karışmış hali. Teknik koltuğun Bump'ı bu. Bu siyah beyazdır. Siyah beyazı seçtim. Bekliyorum. Eklemesini. Evet ekledi. Go to Penet'te bir üste çıkıyorum. bump burada 30 kalmasını istiyorum. Çünkü e, şeylerde dokunun gözükmesi, gözükmesini istiyorum. Dokularda. Evet. Tabi burada şunu diyeceksiniz. Burada reflek kullanıyoruz muyuz? Sizce kullanma şeyimiz var mı? Yansıma, kumaşta yansıma olur mu? Hayır. Kumaşta yansıma Tabii ki olmayacaktır. Geldim buraya. Ondan sonra bunu seçtim. Seçmem için ne yapmam bizim? Ya element ya poligon yapmam lazım. Element diyorum ben. CTR ile beraber şunu ve şunu üçünü atacağım için üçünü seçtim. Nesnem seçili. Ne yaptım burada? Evet, selection'a tıklıyorum ve bekliyorum. Ve ne yapıyorum burada? Göster diyorum. Evet, gördüğünüz gibi attı. Şimdi neyimiz kaldı? Bunun buradaki yakınlık uzaklıklarını ayarlamak. Yani bakın mobilyada kesinlikle kumaşta kesinlikle UVW map kullanmayın. Kullanacağınız tek şey var. Map Scaler tavsiye modudur. Map Scaler kullanır. Mobilya'da ise Map Scaler kullanırsanız ama çok istisna yerlerde genelde Mobilya'da ise U ve W Map'i kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten şu anda biz bunun içine gömdüğümüz için attığımız sadece bu elementler olduğu için bakın bunu bunun içine gömdüğümüz için şu anda attığımız şey bu olduğu için elementte bunu yapıp bunu seçip CTR ile beraber bunu ve bunu seçmiştik elementte. Evet sonra bunun üzerine ne ekleyeceğiz? Map Scalar ekleyeceğiz. Kumaşlarda kesinlikle bazen görüyorum U ve map kullananlar da oluyor. Map Scalar'ınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. Bekliyoruz. Evet Map Scalar gördüğünüz gibi geldi. Map da gördüğünüz gibi sadece şurada ne var? Oran var. Şimdi bak şöyle yaklaşıyorum. Dedim ki bunu bir 45 yapalım. Bekliyoruz biraz. Hemen Mepsikalı biraz hemen gelmez. Şu an şimdi mouse'um bile durdu. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaki şuradan şeye bakacağım. Hatta elementten çıkalım. Daha iyi olur. Elementten çıkarsak. Elementten çıkarak hepsi kalır uyguluyorum. Şöyle elementten de çıkmış olalım. Hepsi kalır da uygularken. Bekliyoruz. Şöyle kapattık. Epsi Color'ına geldik. Bekliyoruz biraz. Çünkü bu tür durumlarda çok kasmalar falan yapıyor. 45'te bir denedik. 45'te. Ee, çok şey geldi. Bunu 75 yapalım. Şöyle. Bakın şu aralardaki mesafeyi şu anda hafiften dondu bilgisayar. Şimdi birazdan kendine gelecektir. Evet kendine geldi. Bakın şu araları şöyle yakınlaştırınca daha rahat anlarsınız. Mesela bu 75'teydi. Bunu tekrar 45'e indirelim görmenizi açısından. 45 dedim. Biraz bekliyoruz. Hemen netice almıyoruz. Çünkü bakın bu aralardaki sıklıkları kalır. ne yapıyor? Bunları ayarlıyor. Bakın 45'te gördüğünüz gibi şu şekilde bir doku yaptı. Ben bunu az gördüm. Bunu ne yaptım? 75'e tekrar çıkartıyorum bekliyorum biraz. Evet bakın gördüğünüz gibi dokuyu ne yaptı? Birazcık dokuları açtı. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Şöyle bir kumaş deseni karıştırarak yapmış olduk. Evet bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Yine her zamanki gibi. Şunu da yapabilirsiniz. Hemen tekrar bunun üzerine gelip burada bunu sabitlemek için ne yapıyorsunuz? Sağ tıklıyorsunuz. Hemen Convert to Table Poly yapıyorsunuz. Evet. Şimdi aslında bu yaptığınız kumaşa şeyi buna direkt atabilirim de farklı bir şey görmeniz için yeni bir şey yapıyorum. Bakın yeni bir boş bir slot geliyorum. Bunu Vray Metal'e çeviriyorsunuz. Çünkü de otomatik çevrili. Standart falan yazıyordur burada. Ne yazıyor? Arch bilmem ne yazan da var. Şurada tıklıyorsunuz. Burada Vray Metal'e dediniz. Bakın Vray Metal'e yaptık. Bakın şu nesneyi alacağım. Şurada damlacık var. Damlacığı aldım. Bakın herhangi bir yerine tıkladım. Bu nesneyi tamamen geldi buraya attı bakın. İçinde ne varsa ne yoksa bakın ne yaptı? Tamamen dikkat ederseniz burada ee... bakın burada iki tane şey vardı. Bir tanesi mobilyamın bir tanesi de kumaşın desin olan iki tane gördüğünüz gibi metalya verdi bana. Bakın 1 ve 2 olmak üzere Bakın şunu şurada bir daha yapıyorum. Şurada göstermek amacıyla. Bakın şurada boş bir slot alıyorum. Ray metal'e çeviriyorum. Siz çevireceksiniz. Şurada damlacı alıyorum. Bakın herhangi bir yerine bu damlacı alıyorum. Ve tıklıyorum buna. Bakın burada gördüğünüz gibi iki tane burada atılmış kumaş şey için bir kumaş var. Bir de ağaç yani ahşap dokusu olduğu için iki tane burada malzeme var aslında. Bakın bu iki malzemeyi gösterdi burada. Bakın damlacıkla böylece attığınız şeyleri boş slotlara çağırabilirsiniz. Bakın gördünüz mü? Ne demiş? Buna mesela şuna 1 e, ve 2 diye iki tane metal atamış. Şunun üzerine geliyoruz. Şurada. Hatta şöyle bir deneme yapıyoruz. Direkt bunun üzerine alıp sürükleyip bırakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi benimkisi kurtardı. Direkt ahşap ahşap şeye kumaşa kumaş attı. Onu nasıl yaptı? Bakın şöyle yaptı aslında bunu. Şunun üzerine geldiğimiz zaman bunları poligon olarak seçtiğimiz zaman bakın şu poligonu seçtim. Ya da element olarak seçelim fark etmez. Daha netse size göreceğiz. Elementi seçtiğim zaman şurada elemente bir numara atıyor bu poligona yani. Bakın mantık öyle çalışıyor. Bakın şurada Nerede o bulabilecek miyiz? Bakıyoruz. Burası değil. Bakın poligon materyal ID diyor. Materyal bulattık Materyal ID. Kaçmış bunun ID'si? 1'miş. Bakın 1. Bakın kumaşla da 1'dir. Ama ahşaba geldiğimiz zaman bunun materyal ID'si kaç? 2. Bakın burada da aynısı var. 1 olan neydi? Kumaş. 2 olan da şey. Gördünüz mü? Bakın ahşap olan neye tıkarsan tıklayasın. Material ID'si 2 çıkacaktır. Aşağı iniyorum. Şu ahşaba dokunuyorum. Material ID'si 2. Hatta size şöyle yapın bakın. Bir farklılık olsun diye görün diye. Bakın şimdi şurada ne var? Ağaç var değil mi? Material ID'si kaç? 2. Bakın bunu 1 ile değiştiriyorum. 1 enter diyorum ne olacak? 1 enter dedim. Ve çıktım. Neye döndü sizce bu? Kumaşa döndü mü? Gördünüz mü? Döndü. Material ID ile ele bir atılıyor. Bakın buna tıkladım tekrar. Material ID'sini 2 yaptım neye döndü tekrar? Ahşaba döndü. Bakın aynı çalışıyor. Demek ki bunda da o tutuyormuş. Bakın buna geldiğimiz zaman aynısı var demek ki direkt aldı. Geldik buna. Elemente de seçebilirsiniz. Poligonu da seçebilirsiniz. Elemente hepsini seçmiş için tercih ediyorum. Bakın ID'si bir. Ahşabınki de iki olduğu için direkt otomatikmen attı. Eğer tutmamış olsaydı ne yapacaktık? Mesela şu diyelim. Mesela Material ID'si bunun 1 olmuş olsaydı. Bak 1 olarak gelmiş olsaydı. Bakın kumaş atacaktı. Bunu tıklayacaktım ben böyle gelip buradan. Bunu 2 diyecektim. Enter diyecektim. Ve onu tekrar ahşaba ne olmuş olacaktık? Çevirecektik. Bu mantıkla çalıştığı için yani yapıyor. Bakın burada birkaç tane var. Şimdi gelelim bunların şeylerinin ayarını. Bakın burada gördüğünüz gibi şu böyle bir garip şekilde gelmiş ahşap. İlk önce şunu yapıyorum. Hiç uğraşmıyorum. İlk önce bunu seçiyorum. Geldim bunu element dedim. Elementimi seçtim. Ahşaplar hepsini tek tek seçmekle uğraşmak istemiyorum. Onun haricinde geri kalanların ahşap olduğunu görün. Select invert tersine çevir. Onun haricindekilerin hepsini seçmiş oldu. Burada anlaşılmayan bir şey var mı? Bak o elementlerin hepsini seçmiş oldu. Geldim buraya. Bunu hemen buradayken maps Color uygulayacağım bunu hemen. Maps kalıbı attım. Ondan sonra geldim buraya. Bakın maps kalıbı attım. 100 skalayla veriyor bize. Bunu şöyle deneyerek bulacağız. Diyelim ki 10. Bekliyorum biraz. Bakın hafiften düzelmeler oldu. Bunu 15 yapıyorum. Ya değerleri denerek yapacaksınız. Evet, bunda da böyle bir doku olmasını istiyorum. Diyorsanız bakın Maps kalır bakın yönünü belirlenmiyor. Sadece oradaki şeyleri bu fena değil gibi. İsterseniz 25'te yapabilirsiniz. O araları gittikçe ne yapacaktır? Açmaya başlayacaktır. Evet fena değil. Evet açtı. Buna Maps kalır gördüğünüz gibi buna uyguladık. Maps kalırı derisiyle karıştırmamak istiyorsanız Edit de uygulayabilirsiniz. Daha önceden yaptığımız gibi. Onun yerine şunu yapıyorum. Bunu direkt uyguladık ya. Bakın direkt bunu tıklıyorum. Bu nesne zaten tek nesne. Tek tıkladım. Hemen tek komutu da poli diyorum. Nesnenin içine yani şu ayarladığım şeyi direkt nesnenin içine gömdüm mü gömdüm? Geldim bunu seçtim. Tekrar element dedim. Şunu seçtim. Bu kumaşın şeyini ayarlamak istiyoruz. Unutmayın ki kumaşlar kesinlikle Maps Kalır'la ayarlanacak kumaşlar. M'ye bastım. Maps Color geldi. Bakın şu anda dikkat ederseniz Bu element diş yapıyorum. Alttakini diş yapmıyorum. Dikkat etmeniz gereken o. Buraya geldim. Burada da işte şöyle yaklaşıyorum. Bakıyorum. Daha öncesine kaç? 70'lerde bir şey mi uygulamıştık herhalde? Şöyle bir buna bir 20 diyelim. Bir bakalım nasıl bir görüntü elde edecek. Maps Color'da. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir şey elde etti. Biz onu daha öncesinde 70'lerde falan uygulamıştık bir öncesini. 70 diyoruz bekliyoruz Evet şöyle bir şey buluyor. Evet gördüğünüz gibi Evet Evet isterseniz bu değeri 20 bir de bakalım bekliyoruz biraz Evet daha düşük değerlerde gördüğünüz gibi bunda bunlar arasında ton fark olmasını istiyorsanız hafiften veya olmasın diyorsanız Ondan sonra 70 yaparak ikisini aynı şeye kıvama ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra geliyoruz bunu tekrar ne yapıyoruz? İçine o ayarladığımız şeyi desen içine ne yapıyoruz? Gömüyoruz. Evet. Tekrar izolasyondan çıkıyoruz. C'ye basıp kameraya geliyoruz. Evet. Metal editörü işimiz yok. Tekrar buna geldik. Interior dedik. Hadi bu sefer biraz bekleyelim. Bilgisayar hafiften kastı. Şöyle birazcık ayarları biraz şöyle fena olmayan güzelliğe doğru getirelim. Şurada settings'ten şeye bakalım. Bizim şey seçili değil. Tamam değil. Çünkü sıfırlıyor zaten. Interior dedik. Render dedik. Evet. Şuradaki şeyleri kaliteyi arttırdıkça düzeldiğini göreceksiniz. Duvarımıza gördüğünüz gibi beyazla yakın bir dokumuzu atadık. Kumaş tekli koltuğa attık. Burada attık. Parkemizi verdik. Ondan sonra bugünkü dersimizi malzemelere girişe başladık. Burada ne öğrendik? İşte duvara, parkeye, işte mobilyaya, koltuğa, tekli koltuğa attık. Atama yaptık. Vray öğrendik. Falloff yani iki malzemeyi karıştırarak tek malzeme yapıyor. Özellikle koltuklarda bu kullanılır fallof malzemesi ee, U ve WMF ve Bunlar gördüğünüz gibi kumaşlarda olsun, mobilyanın desen dokularında olsun, o aradaki şeyleri birbirine yakınlaştırıp uzaklaştırıyor dokuları arasındaki. Bakın Mepskaları bir daha söylüyorum. Genelde koltuklarda kullanıyoruz. Ahşaptaki dokularda Mepskaları kullanmanızı tavsiye etmem. Onu genelde UV map ile yapıyoruz. Eh, ahşaplarda map scaler da kullanabilirsiniz ama mesela koltuğun ayak köşesi bilmem nesi gibi mobilyanın genel kapsamında eğer dokusu güzelse dokuyu dokuya hiç dokunmadan doku yakınlaştırıp uzaklaştırmak orantı aynı şekilde kalacak şekilde yapsanız map kullanabilirsiniz. Bizim koltukla kullandığımız gibi yani desen yönü falan sizi kurtarıyorsa ama desen yönü değiştireceksiniz. Mesela siz UVW map'i tercih edin. Ama koltuklarda kesinlikle kumaş turu şeylerde Maps Color kullanmanızı tavsiye ederim. UVW Map'i kullanmayın. Ben görüyorum. Kullanılıyor UVW Map. İleride öyle bir yere gelir ki sıkıntı yaşadığını görürsünüz. Çözemez. Ama Maps Color genellikle kumaş turu şeylerde kullanılır. Ve Maps Color'ı kumaş turu şeylerde kullanmanızı tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı günler.